Gün geçmiyor ki yeni bir moda akımı başlamasın. Ancak bu seferki hem çok kullanışlı hem çok zarif. İşte Amerika'da başlayıp Türkiye'ye yayılan ünlü isimlerin de hemen dahil olduğu lop saç modası. Amerika'da başladı, tüm dünyaya yayıldı. Bu yeni saç trendini Türkiye'de ilk hangi ünlü isimler uyguladı? Hemen kuaföre gitmenize neden olacak en trend saç kesiminin tüm detayları Magazin 8'de. Çoğu kadın konu saçlarını kestirmek olduğunda biraz tutucu davranır. Kısa saç kullananlar uzatmaya, uzun saçlılar radikal bir kesime sıcak bakmıyor. Saç boyaları ve boyama teknikleri sürekli farklı trendler üretirken, sansasyon yaratan bir saç kesim trendine çok nadir rastlıyoruz. En son 2000'li yılların başında bob kesim büyük olay yaratmıştı. Bu sene ise lop saç kesimi yaza damga vuruyor. Önce size terimleri açıklayalım, sonra saçlarınız nasıl bu hale gelecek onu anlatalım. Yıllar önce bir dönemi kasıp kavuran bob kesimi hatırladınız değil mi? Çene hizasında kesilen saçların ön tutamları biraz daha uzun, ense kısmı kısacık, hacimli bir modeldi. Ülkemizde Sezen Aksu'yla meşhur olmuştu. Lop saç trendi ise bu modelin tam tersi. Yani saçın hem ense hem ön kısmı uzun ama burada ince bir püf noktası var. Birincisi, saçlar omuz boyunu geçmeyecek. İkincisi, bütün saçlar aynı boyda olmayacak. Bu akımı ilk olarak Khloe Kardashian başlattı. Hemen ardından Jessica Alba ve Taylor Swift de saçlarını lop kesim yaptırdı. Saçın moda olmasını sağlayan isimse Charlize Theron oldu. Ünlü oyuncunun bir reklam çekiminde bu modeli kullanmasıyla tüm dünya lop kesimi öğrendi. Bu saç modelini kullanmak oldukça kolay. Çünkü her yüz şekline uyumlu olduğu gibi sıcak yaz günlerinde fönle uğraşmak yerine köpük veya deniz suyu spreyi ile şekil vermek işinizi kolaylaştırabilir. Moda Türkiye'de de hızla yayıldı. İlk olarak Hayat şarkısının Hülyası Burcu Biricik saçlarını kestirdi. Moda tutkunu Deniz Akkaya da bu trendi es geçmedi. Lop tarzda kestirdiği saçları güzel yüzünü daha da ortaya çıkardı. Uzun süredir kızım doğduğundan beri saçlarımı kestirmiyordum ben. Yaklaşık 6 sene oldu. Artık biraz değişiklik zamanı gelmişti.